Oh, nihayet bir eski dost. Ne haber? Hoş geldin Tibet. Hoş bulduk. Nasılsın? Yok, Gülfem sipahinin taklidiymiş. Ben onlara bakmam. Müşteriyim ben. Kıyafetlere bakarım. Gördüğüm her şeyi çok beğendim. Eğer bu işten anlıyorsam bu kız gelecek vaat ediyor. Sen Gülfem sipahinin de sıkı müşterisiydin. En son ne aldın bakalım ondan? Uzun zamandan beri uğramıyorum atölyesine. Ya şey, eskide o kadın. Kendini tekrarlıyor. Hem bizim dernekte bile Gülfem sipahi tasarımı taşımak böyle havalı bir şeydi. Şimdi kimsenin üzerinde de görmüyorum. Dediğim gibi yenilemiyor. Eski süksesi kalmadı. Her neyse. Ya ben bu masada hiç konuşmaya hiç alışık değilim yalnız. Bora, satranç. Sıktın Tibet'i Tülin. Tatlıdan önce satranca geçelim diyor. Hadi buyur o zaman. Müsaadenizle. Evet, anlat bakalım eski dost, derdin ne? Ne derdim olacak canım, satrancım geldi işte. Ya geldiğinden beri neredeyse yemeği boş ver, dertleşme odasına gidelim diyecektin. Uzatma konuya gir diyorsun yani. Şimdi ben sana hiç olmayacak bir şey oldu desem. Hiç inanmadın. Küçümsediğim, film karakterlerine, roman kahramanlarına yakıştırdığım şey başıma geldi desem. Kendimi hayatımda ilk defa sudan çıkmış balık gibi, sersem gibi, lisede sivilcelerini patlatan ergen gibi hissediyorum desem. Bana ne derdin? Aşık olmuşsun derim. Oldum. Ben Gülfem Sipahi'ye aşık oldum. Bu ön sipariş raporlarında bir yanlışlık olmasın? Açıkçası o rezaletten sonra ben de çok şaşırdım Tibet Bey. Sonuçları iki kere kontrol ettirdim. Yani çok garip ama Gülür Hanım'ın tasarımları için ayırdığımız ön sipariş kutusunu 3 katına çıkardık. Bu sabah itibariyle o da doldu. Harika. İşimiz talebi karşılamak değil mi? O zaman atölyeye haber ver, sıkı çalışsınlar. Şu Gülür'ününkinin adı neydi? Mebrure Hanım. Dikişinden memnunum. Dikimi o sürdürsün. Tabii. İyice palazlanıyor. Pardon. Çok affedersiniz Tibet Bey. Bir dahaki sefere duygularını kendine sakla. Ha bu arada, Vega için istediğim siparişler geldi mi? Geldi efendim. Bu arada bütün ekibi de çok şaşırttı. Ama işiniz şaşırmak değil. Çıkabilirsin. Bakalım daha kimleri şaşırtacağız. Bir dakika, bir dakika. Gülfem sipahi tasarımlarının ne işi var burada? Tibet Bey'in siparişleri efendim. Mağazaya götürüyoruz. Sık dişini senin, az kaldı. Eğer bana istediğimi veremeyeceksen hemen arkanı dönüp çıkabilirsin. O zaman en heyecanlı kısımdan başlayalım. Oldum. Ben Gülfem Sipahi'ye aşık oldum. Daha önce onun gibi birini tanımamıştım. Yani kendimden başka. Benzersiz bir kadın. Tek kelimeyle benzersiz. Beni yakalıyor. Sıkıştırıyor, sıkıyor, zorluyor. Aklımı, kalbimi, sabrımı, sınırlarımı zorluyor. Ve beni zorlamasını seviyorum.
Ben de onu zorlamayı seviyorum. Tabii birbirimize bu kadar benzerken, birbirimizi bu kadar zorlarken bu iş nasıl olur bilmiyorum ama... hayatımda ilk defa olsun diyorum. Eğer olacaksa böyle bir kadınla olsun. Hayatının en zorlu döneminde. Çok büyük kayıplar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bir hengamenin içinde savrulup duruyor. Beni de içine çekiyor. Ama bugün öyle bir şey yaptı ki... artık biliyorum. Beni kazanmak istiyor. Ne aşk ama. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Bir şey söylemeyecek misiniz? Çık. Ben sana haber veririm. Daha önce onun gibi birini tanımamıştım. Ya kendimden başka. Benzersiz bir kadın. Gerçekten benzersiz bir kadın. Tek kelimeyle. Kayıplar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bir hengamenin içinde savrulup duruyor. Beni de içine çekiyor. Ama bugün öyle bir şey yaptı ki... artık biliyorum. Beni kazanmak istiyor. Kazanamayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.